Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, yeni asgari ücretin pazardaki fiyatları etkileyip etkilemeyeceği hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Başkan Hıra, fiyat artışları asgari ücrete orantılı değildir. Mevsimsel bolluk ve kıtlığa göre fiyatlar şekillenir, dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle tüm esnaflarımızın ve Fethiye halkımızın yeni yılını kutluyorum. Artık 2023'ü iyisiyle kötüsüyle bitirdik. 2024'ün artık ilk haftasındayız. Malumunuz üzerine kış ayını yaşıyoruz, Ocak ayındayız. Mevsim şartlarından dolayı artık bazı ürünlerin fiyatları kış aylarında diğer aylara göre biraz daha yükselebiliyor. Bu tamamen iklim şartlarıyla alakalı. Mandalina konusuna gelince de biliyorsunuz bu sene Adana'da ve çevremizdeki yerlerde limon fiyatları ve mandalina fiyatları düşük seyretti. Ama şimdi bizim pazarımızda daha çok ağırlıklı olarak satılarak Köyceğiz mandalina dediğimiz gramantin. Gramantin de yerinde zaten üreticide 10 lira, 12 lira civarında. Sizin dediğiniz gibi diğer yörelerde satılanlar saksıma türü mandalinalar. Saksıma türü mandalinalar bu yöre pek tüketmediği için bizim hesabımız tercih edip buraya getirmiyor. Saksıma'nın fiyatları, haklısınız, biraz düşük. Başkanım, 2023'ü geride bıraktık, 2004 yılına girdik. Asgari ücrete de bir zam geldi geçenlerde biliyorsunuz. 17.002 lira oldu. Evet. Biliyorsunuz ki ülkemizde asgari ücret zamlandığında birçok ürüne hemen arkasından zam geliyor. Bu sebze ve meyve fiyatlarına da yansır mı? Şimdi şöyle diyeyim. Sebze meyve fiyatlarına asgari ücretin yükselmesi yansımaz. Bizde arz ve talebe göre fiyatlar şekillenir. Bir ürün azsa fiyatı yükselir. Bir ürün ne kadar bollaşırsa da fiyatı o kadar düşer. Asla fiyat artışları asgari ücrete orantılı değildir bizde. Sadece mevsimsel bolluğa ve kıtlığa göre fiyatlar şekillenir.